Merhaba arkadaşlar, benim adım Furkan. Bugün sizinle birlikte Tormes'i Lazarillo kitabının analizini yapacağız. Kitabın içeriğine geçmeden önce kitabın yazıldığı atmosferden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 16. yüzyılın ortalarında İspanya'da geçen ve o dönemin yozlaşmış din, siyaset yapısını gözler önüne sermek için yazılmış bir eserdir. Yazarı belli değildir çünkü o zamanki engelizasyon mahkemelerinden korkusundan yazarı kendi ismini kitaba neşretmemiştir. Bu nedenle anonim olarak geçmektedir. O sıralarda İspanya tahtında 2. Felipe oturmaktadır. 2. Felipe yakından tanıdığımız Şalke'nin oğludur. O dönemin İspanyası Amerika ve Afrika kıtasında sömürgeleri olan büyük bir devlettir. Amerika kıtasından getirilen altınlar İspanya'ya akmaktadır. Fakat bu zenginlik halka yansımamaktadır. Halk vergiler altında ezilmeye devam etmekte. Saray halkı balo, yeni saraylar, kiliseler yaptırarak gününü gün etmeye devam etmekteydi. Aynı zamanda o dönemde İspanya Avrupa'da mezhepsel kargaşayla uğraşmaktaydı. Mezhepsel kargaşadan kastımız protestanlık yükselmekteydi. Martin Luther öncülüğünde protestanlık Almanya'da doğup yükselmeye devam ediyordu. Katolikler bunu istemiyordu. Hatta şöyle ki 2. Felipe'nin karısı 1. Mary ki kendisi İngiltere kraliyetinin ilk kraliçesidir. Kendi ülkesinde protestanlığı bastırmak için çok kanlı girişimlerde bulunmuş. Bazı insanları da canlı canlı yakmıştır. Bu zamanda İspanya sadece mezhepsel kargaşayla değil, Avrupa'da, Avrupa kapılarında ve Akdeniz'de Osmanlı güçleriyle uğraşmaktaydı. Bunlarla uğraşan İspanya kendi içinde de maddi çöküşün getirdiği manevi çöküşü yaşamaktaydı. Manevi çöküşten kastımız açlık, sefalet, haksızlık, ahlaksızlıktı vergilerden muaf olan asil ve kilise mensupları halkın üzerine yük olmaktaydı. İşte böyle bir dönemde birisi çıkıp Tormes'i Lazerillo kitabını yazdı. Ve yeni bir tür doğmuş oldu. Bu türe Picaresk roman türü denmekte. Picaresk, İspanyolcadaki Picaro, doğru mu okuyorum bilmiyorum, Picaro kelimesinden türemekte. Picaro, Türkçe karşılığı haylas, hilebaz anlamına gelmekte. Bu türde baş kahraman efendisinin eşyalarını çalarak, yiyeceklerini çalarak karnını doyurmakta. Halk bunu suç olarak görmeyip bunu maruz görmekte. Daha önce de dediğimiz gibi Tormes ile Hazirillo kitabının yazarı belli değil. Çünkü enginizasyon mahkemelerinin onu cezalandırmasından korkmuştu. Haksız da değildi çünkü kitap yazıldıktan kısa bir süre sonra İspanya'da yasaklandı. Fakat okumanın, çoğaltılmanın önü kesilemediği için din adamları ve devlet adamları oturup kitabı sansürledi. Bu şekilde de basımına izin verdi. Biraz olsun kitabın yazıldığı atmosferden bahsetmeye çalıştım. Şimdi yavaştan kitaba geçelim isterseniz. Kitabın ismi Tormes de Lazirillo. Buradaki Tormes İspanya'da bulunan bir nehrin ismidir. Lazirillo ise asıl kahramanımızın ismi Lazaro'dur. Lazarillo, Lazarocuk anlamına gelmektedir. Hemen kapaktaki resme odaklanırsak, bu eser Luis Santa Maria Pizarro tarafından yapılmıştır. Ve eser bizzat Tormesi Lazarillo'ya atıfta bulunarak yapılmıştır. Tormesi Lazarillo İspanyol edebiyatı için çok önemli. Bu resim sadece bir örnek. Çünkü Tormesi Lazarillo için filmler yapılmış, animasyon filmler, şarkılar yapılmıştır. Bunlara örnek olarak 1959'da yapılan bu film, 2000 yılında yapılan bu film ve 2012-2013 yılında yapılan animasyon şu filmi verebiliriz. Şarkı olarak da bunu verebiliriz. Ki bu şarkıyı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel bir şarkı. Evet kapaktan bahsettik. Şimdi sayfamızı çevirdik. Ve çevirmenlerin ön sözü ve kitabın kendi ön sözü bulunmakta. Arkadaşlar özellikle ön sözleri okumanızı tavsiye ediyorum. Birinci bölümde Lazarillo kendi hayat hikayesini anlatıyor. Kendi anlattığına göre İspanya'nın Salamanca'ya bağlı Tejares adında küçük bir köyünde Tormes nehrinin kıyısında bulunan bir değirmende dünyaya geliyor. Babası da bu değirmende çalışıyor. Hatta babası burada buğday çaldığı suçlamasından dolayı hapise atılıyor. Bu hapisten de bir asilin yanına verilerek savaşa gönderiliyor. Kitapta bu savaş Cerbe Savaşı olarak geçmekte ve mağriplerle yapıldığı söylenmekte. Buradaki mağripliler Osmanlı halkıdır. Yani Osmanlı devletidir. Bu savaş Osmanlı ile İspanya ve destekçileri arasında yapılmıştır. Ama bu savaştan önce bu savaşın sebeplerinden bahsedelim biraz. İspanya, Afrika'nın kendisine yakın kısımları yani Mağriplilerin olduğu kısımları elde etmek istiyor. Ayrıca 2. Felipe'nin babası Şalke'nin zamanında Osmanlı ile yapılan Preveze Deniz Savaşı'nın da intikamı alınmak isteniyor. Fakat İspanya ve destekçileri bu savaşta yeniliyor. Kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış oluyor bu savaş. Kahramanımızın babası da bu savaşta ölüyor. Annesi ise başından birkaç olay geçmesiyle birlikte bir handa çalışmaya başlıyor. İşte kahramanımızın ilk adımı da bu handa atılmış oluyor. Hana kör bir dilenci geliyor ve annesinden Lazerillo'nun kendisine yardımcı olarak verilmesini istiyor. Annesi de kabul ediyor. Lazerillo buradan itibaren hayatın gerçeklerini öğreniyor. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor hilebazlığı öğreniyor. Kör bir dilencinin yanından sonra bir papazın yanında hizmet etmeye başlıyor. Burada da aynı şeyler geçerli diyebiliriz ama efendisi değiştiği için hilebazlıkları da değişmek zorunda. Kitap 7 bölümden oluşuyor. Her bölümü tek tek özetlemeyeceğim çünkü heves kaçırıcı bilgiler vermek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum. Kitabın birinci bölümünde kendi hayat hikayesinden bahsedip ...sonrasında ilk efendisi olan Kör Bir ile yola çıkıyor. Diğer 6 bölümde de farklı efendilere hizmet ederek... ...o zamanki durumu gözler önüne sermiş oluyor. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Bölümlerden detaylı bir şekilde bahsetmek istemiyorum. Okumak isteyen arkadaşlar için heves kaçırıcı bir bilgi vermek istemiyorum. Videoyu kısaca toplamak gerekirse... ...Tormes'e Lazerillo aslında galiban hattır. Efendileri ise... Din adamları, yöneticiler veya kurmaz iş sahipleridir. Bunların ortak noktaları cimri ve anlayışsız olmalarıdır. Merak ediyorum acaba bu eser o zamanki insanlara kendi halleri hakkında bir fikir vermiş midir? Durumlarını gözler önüne sermiş midir? Acaba birilerini uyandırmış mıdır? Bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki yöneticiler ve din adamları halkın uyanmasından korkmuş. Bu nedenle kitabı sansürlemişler. Evet, sizlerin de gördüğü gibi bir yerde adalet yoksa o yerde kaos, anarşi, ahlaksızlık ve haksızlık vardır. Umuyoruz ki bu haksızlıkların, bu anarşinin, bu ahlaksızlıkların olmadığı bir dünyada yaşarız. Tormesli Lazerillo'ların olmadığı bir ülke oluruz. Kitap analizimizin sonuna geldik yanlış bir söz veya hatalı fazla bir söz ettikse affola. Mustafa Bey'e bana bu fırsatı verdiği için, sizlere de izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.